Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Erkan Tokay. Evet. Öncelikle Karapınar Ajansı Fatih Bey'e Yeşilyurt'ta böyle bir çekim gerçekleştirdiğinden dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Şu anda nüfusumuz 2750. Hı hı. Hane olarak 800'ün üzerindeyiz. 800 hane. Peki önceden herhalde şey vardı muhtarım, burada belediye varmış. Evet. Bura 4 köyün birleşimiyle belediyeydi ama büyükşehir yasasından dolayı belediyemiz iptal oldu. Şimdi Karapınar'a bağlı bir mahalle olarak Karapınar'a bağlıyız. Salur, Sırçallı, Baydaylı, Güzelkışla birleşiminden olan. Birleşimi Yeşilyurt olmuş. Yeşilyurt oldu, evet. Peki bunlar önceden ayrı mıydı? Ayrıydı. Ne döneminde ayrıydı bu köyler? 1994'te sonra ayrıydı. 4 köy muhtarlardı. Sonra 1994'te birleştiler. Belediyeli oldu. 4 dönem belediyelikten sonra tekrar mahalleye dönüştü. Hayvan fazla yok. Burada küçükbaş var. Genellikle burada buğday, arpa, genellikle hırtlak. Yani turşuluk, bildiğimiz turşuluk, hırtlak. Onun üzerinde çok şeyler oluyor. Hırtlan turşuluk, bu ziraat odasında bir çalışması olmuştu. O burayla bağlı mı? Evet, işte. Memnun oldunuz mu o işte? Yok, ondan bir memnun olmadık. Olmadınız mı? Niye oldu? Bir şey olmadı ki yani. O zaman önce yetersiz... ismini alalım biraz, seni tanıyalım. Salur Yeşilyurt'tan Hasan Hüseyin Yalçın da. Hasan Hüseyin Yalçın'da. Yalçın'da. Hasan Hüseyin abi, hırtlak çok üretiliyor. Üretiyor zaten şey ya, burası yani. Buna da bir yatırım yapılmış. Ya sen de memnun değilsin. Valla oradan hiçbir şey görmedik yani. Memnun. Kazan çağlamadın mı? Yok, ondan bir şey olmadı yani. Sizden almıyorlar mı hırtlak? Yok, şeyden alıyorlar. Faaliyet tam değil, şeylerden, aracılardan alıyorlar. Onun da bir şeyi yok yani. Yeterli bir şey olmuyor. Eyvallah. Yani. Çiftçilik yapıyoruz. Ne ki? Arpa, buğday, hırtlak. Arpa, buğday. Evet. Sulu mu? Su yeni ya, aldık suya yani, kıraçtı. Evet, kuyu vurdurduk. İşte kıraçken veriyor muydu abi? Kıraç da veriyordu. Verse de yani işte bir şeyler alıyordu mu, evet, kıraç işte olarak? Evet, işte kendimize göre bir şeyler oluyordu yani. Eyvah. Peki ne kadar alan ekiyorsun abi? Valla işte 100 dekar falan yerimiz var. Evet işte. Buğday, arpa. Arpa, hırtlak. Hırtlak şey, evet. Şu turşuluk hırtlak. Evet, turşuluk hırtlak yani. Onu ne kadar ekiyorsunuz abi? İşte 20 dönüm. Peki, 15 dönüm. Yılda kaç ton kaldırıyorsun hırtlağı? Valla yerine göre 10 ton. Ortalasak 10 ton. 10 ton şey alıyorum. Peki sen gibi hırtlak eken kaç çiftçi var abi burada? Var, 30 kişi 40 kişi çıkar yani. Hepsi seninle aynı yakın mı alır, yoksa daha fazla ekenler var? Aralıkla ekiyorlar yani, şu köyün Yeşilyurt'un yani burası hep genelde turşu şeyi yapıyorlar yani. Eyvallah, peki muhtarım. 20 yıldır falan yapılıyor yani. Eyvallah muhtarım, buradan kaç ton hırtlak çıkıyor? Ortalama herhalde 30 ton çıkar. 30-40 ton çıkıyor yani. 30 ton. Günah yani, 2 güne bir 30 yani tonun çıktığını söylüyorlar vatandaşlar. Peki muhtarım, hırtlak herhalde bölgede tek mi oluyor burada? En başka eken var bura, mı? Var, Kesmez köyü var, şu çevrelerde var da. Bir domates vardı, orada mı bura? O Avren'de. O Akoren'deydi, evet. Akoren. Tamam, hatırladım. Orada evet. Festival falan olmuştu. Bu anda komşu köylerimizden bir Kesmez mahallesine ektiğini biliyoruz. Burada Yeşilyurt var fazla. Yoğunluk burada yani. Yoğunluk hırtlak. Peki niye hırtlağı tercih ediyorsunuz? Biraz daha parası, maliyeti ucuz. Biraz da parası iyi olduğundan vatandaşlar. Maliyet de ucuz değil de işte o açık hani kolay bir şey, 3-5 ay için onda yani. Maliyette kaça satılıyor abi hırtlak? Bu sene 2 liraya satıldı yani. Mısır şundan aynı mı? Aynı yani. Şu anda işte ne güzel. Yani. Buğdaydan işte, arpadan daha şey. Yani o zaman mısır ekmeden de farklı bir kazanç da sağlanabiliyormuş. Biz işte onu görmüş olduk bak şu anda. Su olmadı mı işte, su yani, su olacak. Hırtlak az mı su istiyor, çok mu istiyor? İstiyor, iki sefer üç sefer su istiyor yani. İki sefer sulanması lazım. Ayda. Yok. Nerede? Yani sezonda yani, sezonda 3 sefer fazla değil su yani. Su istiyor yani. Normal. 5 şey zaten 15 saat. Ya işte yerine göre. Yerine göre. Hani suyun durumuna göre. Abi peki Asma abi, sen ne işle uğraşıyorsun? Ben de çiftçilikle uğraşıyorum. Abi sen ne ektin bu sene? Buğday, yonca. Yonca. Ha, evet. Bak şimdi iyi yere girdi. Abi yonca, Karapınar yoncasını sana ben bilgi vereyim mi? Karapınar Türkiye'nin yonca ihtiyacının %17'sini tek başına karşılayan bir ilçe. Biliyor muydun bunu abi? Evet, biliyorum. Bir de bizim buranın yoncasının kalorisi çok yüksek. Onu da söyleyeyim. Ona da Lübnan'dan bilmem nereden adamlar buraya Karapınar'a, Türkiye Karapınar'a yonca almaya geliyor. Evet. Abi bu yoncanın niye bizim bura daha iyi sence? Sen dersen toprağından, suyundan. Çiftçisinden değil mi ya? Çiftçide var. Tabii yemek de var da üretim, hani toprakla su çok değiştiriyor. Eyvallah. Peki, bizim burada hırtlak ekiyoruz mesela.
Birinci yani başka köydeki ekilen hırtlak da buranın arasında çok değişik var. Bizim ha, buranın kaliteli hırtlak bizim burada yani. Maşallah. Çok kaliteli, kalite çok dayanıklı bir yani. O zaman yeşil hırt dedik mi önce aklımıza bu hırtlağımız mı geliyor? Evet, tarım, evet. Değil mi? Evet. Hırtlak. Önce hırtlak diyoruz. İşte. İnabı'ya gittik orada da koyun yoğurdu geliyordu evet, önce. Tamam. Hırtlak gelir. Eskiden üzüm üzüm gelir. Ha, üzüm bağlar da ben gördüm ama var. Eskiden meşhurdu. Üzüm şu an işte. Şimdi yine meşhur fakat hani evlerin önünde. Evlerin. Kırlarda şey kalmadı. Kendiniz yiyorsunuz dışarıya vermiyorsunuz. Dışarıya bekmez olarak peki, satıyoruz. Peki çekirdeksiz mi çekirdekli çekirdekli mi? Çekirdekli. Bunun ben bir çekirdeksinin çok meşhur olduğunu duydum. Nevşehir tarafında bayağı bir şey yapıyor. O burada yok ama. Hayır burada yok o. Peki üzüm farkı ne? Çekirdekli. Diğer üzümlerde. Yine tadı duzu mu diyoruz? Tadı duzu tabi. Yani nasıl oluyor? Güneş Asım şeyi abi? Ta güzel alıyor demek ki. Güneşi alıyor, yani, tatlı yani. Oluyor o zaman daha. Evet, ta tatlı oluyor. Yani baldan güzel. Bekmez, sen hiç yaptın mı evde? Yapıyoruz nasıl ya. Nasıl yapılıyor abi ben bilmiyorum. Bunu şimdi biz torbaya koyup eziliyor. Eziliyor. Ondan sonra kazana koyup. Kaynatılıyor. Kaynatılıyor, kestiriliyor. Pekmezi ondan sonra çıkana kadar kaynatılıyor mu? Kestiriliyor, kestirildikten sonra duruyor, duruluyor. Hazırlar. Ondan sonra süzülüyor. Değene konuyor. Değende kaynayıp pekmez haline geliyor. Kesiliyor dedin ya. O ne? İlk başlangıçta bir şırayı kazanda bir şey kestiriliyor şöyle. 1-2 saat kestiriliyor. Eyvallah. O kaç gün sürüyor üzümün işte, pekmeze dönmesi? Bir günde süren bir günde yapan yani. Bir günde oluyor. Yani işte hani şey olursa zaman şey derse bir günde tüm, yapılıyor. Tüm yeşil yurt pekmezini evde mi üretir? Evde. Salçayı? Salça da evde. Hepsi evde. Allah Allah. Hep evde ya. Konservesini evde. Turşu? Turşu da evde. Tabii turşu evde olacak. Turşu da evde. Dedik ya. Köylerde bir şey olmaz. Hepsi evde yani. Eyvallah. Abi ben geçiyorum. İşte, abim geç çok abi, arka tamam. Plana. Ben dövecek şimdi bak. Abi seni bir tanıyalım. Fatih abi hoş geldiniz hoş öncelikle. Bulduk. Allah razı olsun. Bu şey sunduğunuz için öncelikle çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Adına. Benim ismim Mustafa Soyseler. Muhtarın yanında ikinci azayım. Evet. İşte bizim buraların yani yolların kaldırımı yapılmasını, düğün salonunun yapılmasını istiyoruz. Başkana söyledik. 2 yıl oldu. Bir şeyler onu yapmadılar. Onu da siz söylemişsiniz. Yani. Söyledik. Niye zorlamadınız inşallah. Abi? Yapacağız dedi yapacağız mi? Yapacağız dediler. İşte yani böyle. Şimdi düşünüyorum. Başkan da yapacağım dedi. Her şeyi yaptı şimdi adam Karapınar'a söz bizim verdi. Her şeyi tuttu. Bizim buraya yapmadılar. 2 yıl oldu. Bize düğün salonu söz verdiler yapmadılar. Yol kaldırımları söz düğün verdiler. Düğün salonu yapmadılar. Dedik ya abi. He. Düğün burada yılda kaç düğün çıkar yuvarlasa? Belki en az 50 düğün. 50 düğün çıkıyor. Evet. Peki abi. Pandemiden dolayı onu da özledik. Düğünleri de özledik. Burada da yemek yeniyor mu? Aynen. Şeyde. Düğünlerde tabii, yemek tabii. Yenir. Çadırlar kurulur. Çadırda. Evde yeniyordu önce de. Evde. O da oluyor. O da evin oluyordu. Durumuna göre herhalde. Herkesin işte evinin önünde çadır kuruluyor. Kimisi işte en son ne zaman düğün yemeği yedin abi? En son bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Bir yıldır pandemi dolayısıyla düğün yemeği yemiyoruz yani. Peki Yeşilyurt'ta bir düğüne geldiğimizi varsayalım. Evet. Çadıra girdik. Evet. Orada bize hangi yemekler karşılar? Yani. Burada yoğurt çorbası başta, bamyası, bamya, kebabı, pilavı, kompostosu, hoşafı, tatlısı. Komposta ne oluyor? Komposta kişnişte yapılan bir üzüm hoşafı diyelim. Eyvallah, tamam şimdi bildim. Sarması. Bir sarması. Fasulye sesleri var, o ne alaka? Şimdi o farklı. Kuru fasulye verirler yani yemekten sonra, peki, çorbadan sonra. Kuru fasulye Karapınar'da yok. Karapınar'ın hiçbir köyünde yok. Allah Allah. Burada niye var? Olmaz. Burada adetten yani. Burada kuru fasulye. Allah Allah. Etli mi? Çakıldaklı. Çakıldaklı. Karapınar'da çakıldaklı. Eyvallah. Peki abi siz ne işle meşgulsünüz? Ben aynı çiftçilikle uğraşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. İşte sen de hayvancılıkta var. Var. Abi büyük, ne? Büyükbaş var. Yani 10-15 besi yapıyoruz işte yılda. Biz bu yıl belgesel çektik. İzledin mi abi süt üreticiliği ve hayvancılık belgeseli? İzledik diyelim. Bak izlemediysen de bizim de. YouTube'u sana göstereceğim. Ha. 4 saat Karapınar'da bu işin nasıl yapıldığını en büyük yapanlardan dinledik. Evet YouTube'dan dinliyorlar çocuklar. Yani dinlediler de ben dinlemedim. Ana onlar izledi mi çocuklar? Çocuklar benim çocuklar senin izlemişler. Senin çocuklar yani. Genç olduğundan araştırıyor sanki. Aynen, abi sen bezmiş gibisin. İzledim, değil mi? Çık yorulunmuş sanki.
Aza olunup emekli olunacak herhalde. Emekli oldum. Oldum? Oldum. Ha, şimdi azanına vakit geçiriliyor, hayvana bakalım. 2 yıl oldu emekli olalı. İyi bir şey bulacağız. Şu anda yeşi yok buna. Yani. Ha, ana. Tam adayımız yani. 5-6 yıl oldu, 5-6 yıl oldu işte. Mesajı alan aldı. İşte 5-6 yıldır işte hanımımız öldü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet etsin. İşte bekarız. 2 çocuk var evde. Üniversite okurlar. Birisi Sparta Üniversitesi'nde hemşire. Maşallah. Birisi Niğde Üniversitesi'nde yebelik okur. Ey maşallah abi, çok iyi. İşte kendimiz de burada emekliyiz. İşte camiden eve, evden camiye 4 hayvanımız maşallah var, gelip geçiyoruz senin yani. Senin yaşadığın hayatı yaşamaya isteyen çok fazla adam var. Haberin evet, olsun. Evet. Çok... Eyvallah. Peki abi, kamera karşısına geçtin. Evet. Yıllarca bu kalacak. Evet. Yıllarca değil mi? Ömür boyu kalacak bu. Evet, ömür boyu. Peki sen ne söylemek istersin? Şimdi bundan 10 yıl sonra belki de ben de dahil olmak üzere öleceğiz. Sen yeşil yurda dair. Evet. Çocuklarına, akrabalarına nasıl bir mesaj vermek istersin? Var mı kafanda bir şey? İstersen yardımcı Allah, olabilirim. Allah öncelikle sağlığımızı almasın. Evet. Geride yani kalanlarımıza uzun ömürler versin. Yaşlarımıza sonra iman Kur'an nasip etsin. Amin. Yani bizim, ben şu anda 50 yaşındayım. Yani bu yaşantımızdan da memnunuz. Allah'ımıza şükürler olsun. Kimseye eyvallah muhtaçlığımız yok. Tamam, Allah'a emanet olun diyor. Allah'a emanet eyvallah olun. Yayınlarınıza başarılar dileriz. Allah razı olsun. Muhtarım, tekrar döndük size. Şimdi Yeşilyurt 4 ayrı köydü dediniz. Ardından bunlar birleşti. 94'ten sonra 4 dönemde belediyeyle yürüdük. Ardından Büyükşehir yasasıyla Karapınar Belediyesi'nin mahallesi oldu. Evet. Bu şekilde devam ediyor diyorsunuz. Evet. Peki bu mahallemiz Karapınar'da en büyük mahalle şu anda. Nüfusuyla ve hanesiyle. Burada bir insan buraya niye gelsin? Suyu çok güzel, doğası çok güzel. Hı hı. Yaşantısı çok güzel, sakin bir yer. Evet. Kafa dinlemeye birebir. Hı hı. Evet. Peki muhtarım, yer olarak neresi var? Yer olarak şu anda Ovacık var. Ovacık. Evet, Ovacık toplu. Ovacık'ta ne var muhtarım? Su kaynakları biraz yeryüzünde olduğu için her taraf su. Yeşili güzel. Yani Ovacık'ın ünlü yılkatları varmış herhalde. Yılkatlar var. Yani bizim zaten Yeşilyurt'ta yani 1000-1500 civarında yılkat var. Öyle evet, söylüyorlar. Yani tam anda olarak bilmiyoruz da söylenen sözler öyle. Ovacık bölgesinin dağlarında yetişiyor. Evet. Artık Karacadağ oluyor. Karacadağ'da yetişiyor. Karacadağ. Orada bir gölet gibi birikmiş su var. Evet, artı evet, aşırı yeşillikli evet, güzel. Evet. Doğa severler Ovacık'ı Yeşilyurt'a uğrayıp ardından da Ovacık'a geçiş yapıyorlar. Şöyle Fatih Bey, Karapınar bölgesinde Yeşilyurt, Karacadağ bölgesinde tek doğal ormana sahip olan bir bölge. Hı hı. Yani Karapınar'da bu kadar orman yani yok yani. Şimdi gerçekten o Pozantı'da falan ormanlar var doğal. Evet. Karapınar'da yok ama Yeşilyurt'ta tabii, var diyorsunuz. Karapınar'ın tek mahallesi. Yeşilyurt'ta doğal orman. Doğal orman. Gerçekten. Peki ne ağacı var muhtarım orada? Pilit diyoruz, maz meşe diyoruz. Meşe. Meşe yani. Genellikle bu tür şeylerimiz var. Peki muhtarım, ağaçtan konu açılmışken Yeşilyurt halkı ağaca açık mı? Yani ağaç eker mi, sever mi yeşilliği? Sever. O bizim burada yani şunu söyleyen, ağaçsız bir yurt vatan değildir benim açımdan. Gerçekten ki, bizim ki burada yeşile çok önem veriyor vatandaşlar. Hı-hı. Ağaç, herkesin evinin önünde üçer beşer ağaç var. Zaten Karacadağ'ı adıyla şeyi, yani yeşil yurduyla beraber yani bu adını almış oldu yani. Karacadağ'ın en yakın köyü Yeşilyurt. Evet. Evet. Bu net. Karacadağ'ın yalnız, köyü Yeşilyurt Fatih oluyor. Fatih Bey, bunu büyüklerimize iletirse tabii daha ki, iyi tabii olur. Yani Karacadağ bölgesinde yani bazen orman yangınları oluyor. Hı-hı. Bazı yüksek zirvelerde. Hı-hı. Buna vatandaş buradan müdahale etmek istediği zaman bayağı bir hektarda ormanımız yanıyor. Hı-hı. Yolumuz yok. Yol, buraya bir yol yapılmasını istiyoruz yani. Dağlarca. Bunu oraya gitmek için bir ulaşım istiyoruz. Evet, ulaşım yani imkanı istiyorsunuz. Bunu orman bölge müdürümüz zaten biz şey olarak siz iletmişsiniz Karaman, ama Karaman, evet, Karaman şeye bağlıyız yani Karaman Bölge Müdürlüğü'ne bağlıyız orman olarak. Yani bunu büyüklerimize iletilip tez zamanda bir yol yapılmasını ve daha yani o zaman Karapınar halkı yol yapıldığı zaman daha çok pikniğe gelir. Yani gerçekten gezmeye gelir. Baharın, Karacadağ'ın böyle ağaçlar yeşerdiği zaman gerçekten buram peki, buram muhtarım, bir kokusu var, ben çiçekler. Karapınar'dan her şey güzel, tamam. Ben fakat Karapınar'dan hiç çıkmadım. Ben Yeşilyurt'a nasıl gelirim Karapınar'da? Karapınar'dan çıktık. Evet. Şu an şeydeyiz, BP Petrol var ya Yeşil evet girişte, oradayız. Ben oradan buraya nasıl gelirim Yeşilyurt köyüne? Nasıl gelirsin?
Ana yoldan evet. Ereğli'ye doğru devam ettik. Evet. Karyem'in önündeki kavşaktan sola döndük. Emirgazi yolundan bir müddet ilerledikten sonra Göbek'ten Yeşilyurt'a dönüyoruz. Evet. Zaten şeylerimiz var. Ardından ince bir yol var. Sizin geniş olmasını istediğiniz. Işte, o yoldan var. Devam ettiğimiz zaman dümdüz gelince pazara kadar çıkıyoruz. Evet. Doğru mu? Doğru. Evet. Evet. Bak iyi tarif ettim benden bu maşallah. Yeşilyurt'u anlattık. Bir de buradaki faaliyetlerden bahsedelim. Bir insan burada ne yapar? Bir haftada. Mesela pazartesi gün Yeşilyurt'ta yaşayan bir insan ne yapar? Bağlama şeyle uğraşıyor. İşte, bir pazarımız var. Bir pazarımız var. İşte pazartesi Zepse pazarı, salon, yiyeyim giyeyim pazar açılıyor. İşte boş olanlar genellikle bağının bahçeyle uğraşıyorlar. Hı-hı. İşte hayvancılık. Yazın zaten full tarlada. Zaten burada şeyle gün geçmesi şeyinde sıkıntı yok. Herkes vakitin ne zaman geçtiğini de bilemiyorlar. Çalışıyor vatandaş yani. Peki şey durumu ne muhtarım? İnternet bağlı değil mi köye? Bağlı. Şu anda internet kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz. Çok evet. Güzel. Peki her evde var aşağı yukarı. Uşağın şeyle teknolojinin arası nasıl? Vallahi şu kullanıyor mu? Kullanıyor. O zaman bizim ajans takibi diyor herkes. Teknoloji zaten ya 7'sinden 70'ine kadar devam ediyor. Yani burada bir insan kalktığı zaman sabahına kendi işleri eğer ki yaz aylarıysa tarlasıyla, hayvanı varsa hayvanına bakıyor. Evet. Pazartesi evet. Günleri ihtiyaçlarını almak için pazara geliyor. Bir mi bakkal var? Genelde kaç? Böyle büyük market tarzı yok mu? Market tarzı yok. Yeşilyurt'ta 7 tane bakkal var. 7 var toplamda. Toplam 7 tane bakkal. Bir tane kayfemiz var ama şu anda pandemiden dolayı kapalı. Peki bu bakkal tarzı bizim ev ihtiyaçlarımızın tamamını karşılıyor mu? Karşılıyor. İlçeden almaya gidiyor musunuz? İlçeden de alan var ama genelde karşılıyorlar. Kendi kendimize yitiyoruz diyorsunuz. Evet. Peki resmi bir kuruş var mı? Yok. Kuruluş. Yok. Burada camiler zaten evet, var. Resmi yes, kaç camimiz var muhtarım? Naspınar ile beraber 5 tane kadrolu hocanın şehti. Bir de kadrosuz şeyimiz var, camimiz var. Hı-hı. Orada şey yok. Yani hoca olmadı. 5 tane kadrolu camimiz var. Salur varmış, işte birleşmişler vesaire. Bunun öncesini sen gördün, yaşadın Yeşilyurt'ta. Evet, yaşadık. Abi o dönemleri bize anlat. Neydi, ne oldu? Eskiden buranın ismi Salur Köyü'ydü. Ta Keşmez'den tut, Sıçarlı Köyü'ne kadar hududuydu. Geniş bir araziye sahibiz. Eskiden elimizin en ekindirerdik. Hayvanlarından, ahbuyur merkeplerinden sap çekerdik. Düven sürerdik. İl ay 40 gün halıla dediğimiz yerde yatır çit sürerdik. Güz günlerinde. Bahar günlerinde ta şimdiden gitmeye başlarlardı. Çit süreceğiz. Efendime şey tarlaktıracağız. Böyle. Ekilirdi yine. Ekilirdi. Ama ekin. Ekin ekilirdi. Kıraca ekin ekilirdi mesela. Karapınar'la ilişkiler nasıldı? Ya o zamanlar Karapınar'a hayvandan giderlerdi. At arabası sağlam yoğdu. 5-6 araba vardı. O da yani 50 avcı olanların hayvandan giderlerdi. 2-2,5 saatten varırlardı. Karapınar'a. Karapınar'a. Şeyi ora gari merkez oluyordu. Merkez oluyordu Karapınar merkezi. Ne alınırdı Karapınar'dan? Vallahi o zamanlar bir adamın dağarcığı vardı. Ekmeğini de buradan dıkan gider çoğu olurdu. Para da bulamazdı yani, tamam mı? Karapınar'a taşınan oldu mu o dönemler falan giden gelen? 1968, 70, 72 o zamanlar taşınan oldu. Çok Karapınar'a göçen oldu yani hemen. 40-50 hanesi, belki 60 hanesi Karapınar'a taşındı yani. Burası Salur'du. Salur'du evet. Ardından dört köy olayı nasıl oldu? Dört köy olarak da dediler, devlet iyi yardım eder, işte vergiden, algıdan, salmadan kurtulursunuz. Her şeyimizi devlet çeker dediler, birleştik. O zamanlar belediye olduk yani. Belediye dönemlerini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Belediye meclis üyeliği de yaptım. Burada? Burada. Burada meclis toplantılarına meclis katıldı. Meclis toplantılarına katıldı. O dönem nasıl hizmetler ettiniz Yeşilyurt'ta? Vallahi işte o zamanlar yani ufak daha kanalizasyonumuz yoktu. Bizim dönemimizde kanalizasyon projesine girildi. İşte öyle bir aham şaham da yani böyle bir hizmet tabii olmadı. Tabii sonuçta hani hemen hemen kasaba belediyesi olduğundan evet, yani pek bir şey olmaz. Yollarında biraz milletin yani belediyenin gücü gittiği kadar. Pirke ya, taşı yaptık. Pirke onu da taşı. Kilitlediler bu belediye olunca. Öyle durur. Şimdiki belediyeden Yeşilyurt'a bu dönemlerde 2021 yılına girdik şu anda. Evet. 2021 yılında yapılan başka yerlere yapılanları görüyoruzdu. Evet. Burada konuşuyoruz hepimiz. Yeşilyurt'a gerekli önem veriliyor mu sizce? Vallahi gene yani öyle bir aham şaham bir yani hizmet yok yani bakın. O zaman şimdi Şerahattin abi Yeşilyurt Karapınar'ın en büyük mahallesi diyoruz. Vallahi mahallesi de olsa işte burada
geldiniz gördünüz. Öyle bir yani sağlam bir... Ama bir gördüğüm önemli sağlık ocağı var. Sağlık ocağı tahrip olmuş. Hı-hı. Sağlık ocağına yıkılmış bir hane. Eskiden çalışıyordu mesela. Burada çok kalabalık bir sağlık ocağı da sağlık olsa iyi olur olması, ya. Olması şart yani. Siz de burada gelen memura sahip çıkarsınız zaten. Ya memur zaten sahip çıkıyor. Bir pekmez verseniz iter mi Şerahattin abi? İter, pekmez de veririz. Ona hırtlak da veririz. Anladın mı? Eyvallah. Peki Şerahattin abi az önce konuştuk ya, eskilerde iyi havalar değişiyor filan dedin. Eskiden buranın havası nasıldı, ya, şimdi nasıl? Şimdi eskiden kış olurdu mesela 50 santim, 60 santim, 1 metre kar olurdu. Şimdi havalar yağmıyor. O kışlar olmuyor yani. Şimdi yalandan gibi yani bir şimdi bak. Adı kış. Adı kuru kış. Soğuk olup kuru soğuk olup bir şey yok. Peki o bir metre kar yağdığı dönemlerde hiç anın yok mu buralarda, ne ya yapardın? Vallahi buralarda yani evden eve çıkamazdık. Küreklerini açardık. Elektrik olayı falan var elektrik, mıydı? 76'da geldi. 76'da geldi. Elektrik 76'da geldi. Sen kaç yaşında oluyorsun o zaman Şerahattin abi? O zamanlar 27-28 yaşında. Benim yaşlarımda evet, genç evet, delikanlı oluyorsun evet. Öyle. O zamanlar radyo falan ne zaman geldi? Radyo, televizyon işte o zamanlar yingi yingi kayfeleri alınmaya başladı. Evler alamazdık, evler de yoktu. Radyoda ne dinlerdiniz? Vallahi eskiden şarkı, türkü yani öyle bir... Yani... Kahve var mıydı önceden burada? Vardı, kahve vardı da öyle. Peki bir... o kahvede oturduğun arkadaşların adını hatırlıyor. Bana 3-5 bir isim saymam Şerahattin abi. Vallahi onlar herhalde hatırladığımız adamlar kalmadı. Sinan dayı vardı, öldü. Heh. Allah rahmet eylesin. Ünal dayı vardı, öldü. Allah rahmet eylesin. Anladın mı? Öyle tanıdığın hani... senin iyi arkadaşın, kahvede oturup radyo dinlediğin arkadaşlarının isimleri lazım bana. Onları bulacağız. Ama mezarda diyorsun çoğu. Hepsi mezarda. Allah rahmet eylesin. Yani. Bunlar hepsi mezarda ya. Peki eski özlüyormuş Şerahattin abi. Ya eskiler bir yani bir sohbet, bir insana kucaklaşma, yaklaşma, bir dostluk, bir büyük küçük sevgisi saygısı vardı yani. Gelen adama daha tatlı zamanlardı. Tabii yani geldiği zaman bir büyük geldiği zaman hep yer verilirdi. Şimdi baba olana bir de yok. Yani. Önceden komşuluk münasebetleri de çok gelişmiş bu tip yerlerde. O zamanlar köydü. Köylerde mesela komşuların arası iyi, gelinir gidilirmiş, yemek aş ikram edilirmiş. Evet, o şeyler nasıldı geleneğe göre ne senin zamanında? Ya, sen gencike. Ya işte aynı yani ona gider ona gider gelirdi bir ek maaş olmadı. Şimdi yine aynı mı? Yine de aynı yani aşağı yukarı. Bura pek etkilenmemdi herhalde şeylerden yani. Ama biz Karapınar'da öyle pek kalmadı artık. Ya burada bir ihtiyacın olduğu zaman komşu komşuya varır, gelir yani tamam mı? Hani bir ihtiyacı olduğu zaman hani birbirinden şey yaparlar yani. Birbirinize destek oluyorsunuz. Destek olurlar yani. Şimdi yıl oldu 2021. Bir de bir illet, pis hastalık çıktı başımıza biliyorsun, korona. Sen ne düşünüyorsun abi bu hastalık hakkında? Vallahi bu hastalık... Buraya uğradı mı Yeşilyurt'a? Buraya şükürler olsun buraya uğramadı ana ama. Ana maşallah. Uğramadı, buraya bir uğramadı. Bir... Getirmedik değil mi biz hastalık falan? Hasta İnşallah gelmemiştir yani. İnşallah gelmez. Eyvallah. İnşallah gelmemiş. Peki ya. Abi geçmişi anlattık. Içık'ta gelecekten bahsettik. Yeşilyurt'a senin temennilerin neler? Şöyle bir veda edersen nedin? Allah'ım koruma komşuya iyi günler. Bu hastalıktan açsın. Devletimize, amin. Milletimize Allah'ım yardım olsun yani. Hele bu illet hastalıktan milleti bir an önce kurtulsun. Allah'ıma amin. Yalvarıyoruz yani. Amin. Bütün milletime saygı ve sevgilerimi sunarım. Allah razı olsun. Abi isim soy isim seni bir tanıyalım mı? İsim Şenol Sağlamer. Şenol Yeşilyurt, Sağlamer. Evet. Yeşilyurt Mahallesi sakinlerindenim. Şenol abi kaç yaşındasın? Doğumlu 65 yaşındayım. 1956 doğumluyum. Maşallah. Şenol abi sen şey dedin, görev yaptım falan dedin Karapınar'da. O neydi? Karapınar AK Parti İlçe Yönetimi'nde. İlk kurulduğu dönem. İkinci döneminde. He. İlk kuruluşunda da vardım da yani. İkinci döneminde. Sağlamer soyadı Karapınar'da da var. Eski Kadın Kolları Başkanı Dudu Abla falan da. Yani amca çocukları. Ha sizde şey akrabalar. Abi peki sen Yeşilyurt'ta ne iş yapıyorsun? Neyle işlerle meşgulsün? Ben 40-45 sene Konya'da seyahat burdacılık yaptım. Maşallah. Ondan sonra emekli olduk. Buraya geldik. Buraya yerleştik. Şu anda camiye git gel yapılıyor. Evet aynen öyle. Evden camiye camiden. Peki evde falan bostan hırtlak sende yok, de var yok, mı abi? Yok, o bizde yok. Abi sen bana birazcık sorunlardan bahsettin. Bizim buranın sorunları. Onlardan biraz başta konuşalım. Başta biz buraya madem Karapınar Mahallesi olduysak. Tabii ki. Buraya Karapınar'a uygun, mahallelere uygun kaldırımlarımız yapılsın. Kanalizasyonlarımız yapılsın. Bir de benim sağlık ocağımız yapılsın. Bir de en büyük temennimiz bizim burada 3 aydan 3 ay su paraları toplanıyor.
Hı-hı. Bak bunu çok önemli bu. Tabii. Vatandaş 700 lira, 800 lira, 1 milyar lira su parası geliyor. Ödemekte zorluk çekiyor. Bunu Hı-hı. ne olur? Aydana'ya toplasınlar. Size de düşer, ödemesi kolay olur. O zaman tabii ödemesi de kolay olur. Ondan sonra bunu defalarca gündeme getirdik. Hiç kimse ilgilenmedi idarecilerden yani. Hı-hı. Bunu ne olur? Bunu bizim en büyük temennimiz bu. Eyvallah. Hiç olmazsa kaldırım olsun şurada. Biz bir şehir şeyine bürünelim yani. Köyden tabii. kurtulalım gari biz. Köyden, köy şeyine saçından çıktık. Biz üretiyoruz diyor. Evet. Abi. Aynen öyle. Aynen biz öyle. Üretiyoruz. Üreticine hakkını teslim edin. Eyvallah. Peki abi başka var mı böyle gözüne batan İşte yollarımız yapılsın. Şu giriş yolunu giriş sen de yollarımız yapılsın. Menik Kaylası'ndan bu tarafa yani kadar 2021 yıl karayollar hizmet listesinde var o ama gene de şu an yapılmadı. Yapılsın diyor. Yapılsın. Bir de tabii en büyük temelimiz şu virüs belasının vatanımızdan, yurdumuzdan, memleketimizden, yuvalarımızdan uzak. Şöyle baktığımda siz maske şeye falan bayağı bir uyuyorsunuz. Ya, uyuyoruz. Onun için bizim buraya virüs uğramıyor işte. Hiç girmedi mi? Girmedi. Maşallah. Tek tük böyle oldu. Tek tük oldu yani, ama yani, genel olarak salgın olmadı sizin olmadı, burada. Olmadı. Bura dağ havası ya. Gene havalar virüsü inşallah. Virüsü yenmiş değil mi dağ havası Allah izin verirse. Türkiye bize bu sıkıntılardan kurtarır inşallah. Abi sen şeyde kaldım dedin. Gurbette kaldım dedin bana. Evet. Gurbette burayı özledin mi abi? Özlemem vatan başka. Peki neyin özledin abi Yeşilyurt'u? Ya Yeşilyurt'a bak kendin ne diyorsun? Şu eksik bu eksik koy diyorsun. Ama gurbette özlüyorsun. Bunun neden ne acaba? Ya şehrin gürültüsü, patırtısı işte kalabalığı. Burası sakin buralar. Buraya gelince bir huzur. Tabii. Peki şey merak ediyorum. Sağlık durumun burada daha mı iyi sanki? Yani ya tabii havası suyu. Havası bir başka tabii. deniyor özellikle. Evet. Ovacığa falan sen de çıkıyor mu abi? Çocukluğumuzda giderdik. Gençlikte giderdiniz. Gençlikte giderdik. Peki şeyde hiç arada da olsa gitmiyor mu? Burada mı ikamet ediyorsun sadece? Burada ikamet. Sen de benim huyu pek kımıldamayı sevmiyorsun ya sanki. Ki Ovacık'ta ne vardı sen gençken abi? Oralarda çayır çimen böyle sular oradan gelir bizim buranın sular. Piknik yapmaya mı gidilirdi? Hayır. Gezmeye mi? Gezmeye giderdik. Biz okulda okurduk burada. Okuldayken talebelerle birlikte talebeler, öğretmenler götürürlerdi. Oraları gösterirlerdi işte. Oralara giderdik. Yürüyerek mi giderdiniz? Yürüyerek. Kaç kilometre? Valla kilometre bilmiyorum. Vardır 5-6 kilometre var herhalde. 5-6 kilometre var. Kilometre orada var. Atları gördün mü gençken? O zamanlar yoktu. Yoktu. Çocuk zamanımızda yoktu. Atlar o zaman burada çalışıyor. Burada çok köyde. At tutuluyordu. Evet. Atlar sadece yakalanan... yayılma iş bittikten sonra oraya yayılma gönderirlerdi. Orada bir müddet kalırdı. Ondan sonra iş olduğu zaman getirirdik yani. Traktör atıdı diyor. Evet. Aynen öyle. Öküz olay yok muydu? Burada? Vardı. Öküz vardı. Ya eşek vardı. Kıraş tarla ekilir. Eski tip tarımcılık yapılırdı diyorsunuz. Burada bu köyde sadece ihtiyarlar kalırdı. Mesela yaşlılar kalırdı. Sadece burada. Gerisi tüm yaylaya giderdi. Çalışmaya giderdi. Yaylaya giderdi. Yaylaya göçerdik. Şimdi de öyleymiş. Şimdi fazla evdeki yok. Ablalar falan da çalışırmış yazın. Hırtlakta öyle durdu. Yazın çalışırlar da buradan gider. Önceden köyde kimse kalmazdı. Yaylaya giderdi. Herkesin yaylası vardı. Oraya giderdi. Mesela Nisan'da giderlerdi. Eylül'de gelirlerdi yani. Gurbette dedin çok çok özledim burayı. Şimdi geldin. Huzura kavuştun mu Yeşilyurt'ta? Tabii kavuştuk. Yani yeri başka burada tanıdığın, bildiğin arkadaş, dost, ahbap, mesela akrabasım herkes burada. Orada İyi işte abi. Ne kadar da orada rahat olsan ne kadar da vatanımı özlüyorum. Toparlarsak veda edersen ne din? Ne diyeyim? Herkese sağlıklı, sıhhatli bir yıl ömür diliyoruz. Allah'ım herkese uzun ömür versin. Amin. Yurdumuzu, vatanımızı her türlü beladan, şiddetten korusun Rabbim. Şu virüs belasında bir an önce Cenab-ı Allah def etsin yurdumuzdan, yuvalarımızdan. Amin abi. Allah razı olsun. En büyük temennimiz o. Eyvallah.